Merhaba. Bugün emperyalist ülkelerde sosyal demokrasiyi konuşacağız. Çünkü sosyal demokrasi dendiğinde Türkiye'de genellikle özellikle Avrupa'daki örneklere bakarak ilerici bir hareket, bir siyasi akım olarak değerlendiriliyor. Ancak sosyal demokrasi 1860'larda ortaya çıktığını düşünürsek, 1880'lerde, 90'larda Marksist olduğunu düşünürsek, daha sonra önemli bir değişim, dönüşüm yaşadığını bilmek gerekiyor. Bu nedenle sosyal demokrasi nedir? Türkiye'dekini ele almayacağız ama özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde, emperyalist ülkelerde sosyal demokrasi dendiğinde ne anlamak lazım? Bunun temel bazı verilerini ve bilgilerini edinmek gerekiyor. Sosyal demokrasi konusu ortaya çıkışı ve dönüşümü emperyalist ülkelerde işçi sınıfı ile sermayedar sınıf arasındaki ilişki temelinde gelişti. Çünkü şöyle, kapitalizm özellikle 16. yüzyıldan itibaren İngiltere'de başlayarak Avrupa ülkelerine yayıldıktan sonra insanların çalışma ve yaşama koşullarında çok ciddi kötüleşmelere yol açtı. Birinci sanayi devrimi var. Eskiden 1750'lerde başlatılırdı, artık 1780'lerde başlatılıyor. Yani aletten makineye geçiş, buhar makinesinin üretim sürecinde etkili olarak kullanılması. Bu sanayi üretimini fırlattı, çok hızla yukarılara götürdü. Ancak insanların çalışma ve yaşama koşullarında çok ciddi kötüleşmeye neden oldu. Özellikle kadın ve çocuk işçiler sayısı arttı, çalışma koşulları erken ölümlere yol açtı. Ortalama ömür ya da doğumda yaşam beklentisi deriz. Ortalama ömür 40, 42, 43'lere kadar geriledi. Bazı ülkelerde bu ciddi toplumsal sorunlara yol açtı. Tabii toplumsal sorunlar olunca da siyasal sorunlar ortaya çıktı. Neler oldu? Bu işin en kötü gittiği yer İngiltere, 19. yüzyıl ilk yarısı. Ayaklanmalar var. Kitlesel ayaklanmalar var. Ludist hareket var. İnsanlar işlerini kaybedince fabrikalara saldırdılar, makinaları parçaladılar. Çünkü makine üretimi onların çalışma sürelerini uzattı, ücretlerini düşürdü. Kırsal bölgelerde, örneğin İngiltere'de Kaptan Swing Hareketi dediğimiz bir hareket var. Birkaç yüz kişiden oluşan tarım işçisi grupları çiftlikleri basıyor, oraları yağmalıyor, yakıyor, tarım makinalarını tahrip ediyor. Chartist hareket var. Yüz binlerce işçinin 19. yüzyılın yine ilk yarısında 1838-40 ve 48'de yüz binlerce işçinin ta İngiltere'nin kuzeyinden Londra'ya yürüdüğü, yol boyunca girdikleri kentlerde genel grev uyguladıkları bir süreç. Robert Owen'in büyük bir sendika hareketi var. Londra'yı işgal eden, ayaklanan kitleler var filan. Çok ciddi sorunlar yaşanıyor. O zaman sermayedar sınıf bir arayış içine giriyor ve mümkün olduğunca bu işçileri sisteme entegre edecek, onların kendi kârları azalmadan çalışma ve yaşama koşullarını kabul edilebilir ve tahammül edilebilir bir düzeye getirecek arayışlara giriyor. Sosyal demokrasi uzun vadede bu arayışların sonucu olarak ortaya çıktı, bu uzlaşmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Emperyalist güçlerin ya da en genelinde sermayedar sınıfın bu sürece dahil olurken önlerinde birkaç örnek vardı. Bu örneklerden biri ta eski Roma'da. Eski Roma'da biliyorsunuz köle isyanları var. En ünlüsü Spartakis ayaklanmasıdır. Milattan önce 73'te yanılmıyorsam. Ancak sadece Spartaküs ayaklanmasıyla sınırlı değil köle ayaklanmaları. Çok sayıda köle ayaklanması var. O dönemde eski Roma'da 3 ayrı toplumsal sınıf var. Patrisyenler var, yani asiller, büyük toprak sahipleri, büyük o dönemdeki ocakları, taş ocaklarına, maden ocaklarına sahip olanlar ve iktidarı yönlendirenler. İkinci toplumsal sınıf plebler, küçük burjuvazi diyebileceğiniz bir kesim. Yani esnaf, kendi toprağını işleyen köylü. Bir de proletari denilen bir vatandaş kesimi var. Bunlar vatandaş, oy hakkına sahip. Ama malı mülkü olmayan yoksul kesim. Günümüzdeki proletarya kavramının kökeni de bu proletari. Eski Roma'da bu vatandaş olmasına karşın malı mülkü olmayan kesim. Şimdi o dönemin köle isyanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte hakim sınıflar çok büyük bir korku yaşıyor. Proletari ile
yani vatandaş olup malı mülkü olmayan kesim ile kölelerin, patrisyenlerin düzenine, o sömürü ve baskı düzenine karşı birlikte ayaklanmaları. O dönemde Sezar'ın ölümünden sonra Sezar'ın ablasının torunu Octavius var. Sezar onu kendi varisi olarak hep öne sürermiş. Octavius bir süreçten sonra 1. Augustus olarak Roma İmparatoru oluyor ve açıkçası Roma İmparatorluğunu yerleştiren, kökleştiren kişi 1. Augustus. Sezar'ın ablasının torunu. Bu kaygıyla hareket ettiğinde 1. Augustus çok akıl, yani daha doğrusu mantıklı ama o zamana kadar uygulanmayan bir yöntem uyguluyor. O yıllarda Mısır, Roma'nın sömürgesi durumunda. Mısır'ın elindeki buğday stoklarına el koyuyorlar her yıl. Roma gemileri gidiyor, bu stokları alıyor, Roma'ya getiriyor ve bu proleteri dediğimiz vatandaş ama malı mülkü olmayan kesime parasız olarak dağıtıyorlar. Yani bir proleteri köle ittifakını, proleteriyi sisteme entegre ederek önlüyorlar. Bir süre sonra da o dönemki Roma ordusunda zırh, mihver, kalkan, kılıç çok pahalı olduğundan herkes alamazmış. Bunları parasız olarak devlet sağlıyor ve proleteriyi Roma ordusunun bel kemiği haline getiriyorlar. Yani sistem kendisi açısından potansiyel bir tehdit olarak gördüğü kesimi dışarıdan kaynak aktararak sisteme entegre ediyor ve sistemi pekiştirmede ve güçlendirmede bir araç olarak kullanıyor, öne sürebiliyor. Benzer bir olayı Bizans'ta yaşamışlar. 532 yılında Bizans'ta büyük bir ayaklanma var. Nika ayaklanması diye yoksullar ayaklanıyor Bizans'ta. Hatta şimdiki Ayasofya'nın yerinde tahtadan yapılmış bir kilise varmış. Ayasofya'yı yakıyorlar. Binlerce kişi öldürülerek bu ayaklanma bastırılıyor. Bu dönemde İmparator Justinian benzer yönteme başvuruyor. Yani yine Bizans'ın kontrolü altındaki Mısır'dan buğday getiriliyor. Bunlar ya parasız ya da çok ucuz fiyatlarla Bizans'ın yoksullarına dağıtılıyor ve 532'den, yani Nika ayaklanmasından 12. yüzyıla kadar bu yardım devam ettiği sürece Bizans'ta ayaklanma yok. Yani buradaki kural şu: hakim sınıf kendini tehdit eden bir toplumsal potansiyel gördüğünde, kendisi özveride bulunarak değil de başka ülkeleri sömürerek oralardan kaynak aktarabilirse, o takdirde o ayaklanma potansiyeli olan kesimi sisteme entegre ediyor ve hatta başkalarını ezmede kullanıyor. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da olan bu. Bu ülkelerde ilk kapitalizmin ilk geliştiği dönemlerde insanların çalışma ve yaşama koşulları çok kötüleşti. Ama buna karşılık bir süre sonra hakim sınıflar kendi deneyimlerinden ders çıkartarak, tarihten ders çıkartarak, başka ülkeleri sömürerek oralardan elde ettikleri kaynakların bir bölümünü, yani ekonomik artık diyoruz bunu, aktarılan ekonomik artığın bir bölümünü kendi potansiyel düşman olarak gördüğü kesime aktardığında onları sistemin savunucusu haline getirdi. Sosyal demokrasi bu süreçte ortaya çıktı. Yani işçi sınıfları kapitalizmin emperyalizm öncesi aşamasında sisteme karşıyken, Komünist Manifesto'nun o son cümlesi hep bilinir, kapitalizmin bu daha doğrusu kapitalizmin mezar kazıcılarının dünyada birleşmesi beklentisi vardır, o son cümlede tüm ülkelerin proleterleri birleşin diye biter Kapital. Ama Kapital'de de bu ortaya çıkan işçi sınıfının kapitalizmin mezar kazıcısı olduğu belirtilir. Mezar kazıcısı olmaktan çıkarıp kapitalizmin payandası, destekçisi haline getirme süreci. Şimdi bu süreci çok akıllı götürdüler. Bir örnek vereyim. Ünlü bir adam var, Rhodes diye. Bu Rodezya'nın kurucusu, bir mücevher şirketinin sahibi. Bu Rhodes şöyle bir konuşma yapıyor bir yerde. Diyor ki, dün Londra'nın bu 1853-1902 yılları arasında yaşamış bir adam, sömürge sisteminin kurucularından biri İngiltere'nin. Dün Londra'nın doğu yakasındaydım ve işsizlerin düzenlediği bir mitinge katıldım. Vahşi konuşmalar dinledim. Bunlar yalnızca ekmek isteğiydi ve eve dönüşüm sırasında bu sahneyi değerlendirdim ve emperyalizmin önemi konusunda her zamankinden daha fazla ikna oldum.
Oluşturduğun düşünce toplumsal soruna bir çözümdür. Diğer bir deyişle, Birleşik Krallığın 40 milyon yaşayanını kanlı bir iç savaştan kurtarmak için, yani sınıf savaşından kurtarmak için, biz sömürge devlet adamları bu fazla nüfusu yerleştirmek, fabrikalarda ve madenlerde üretilen ürünler için yeni pazarlar sağlamak için yeni topraklar elde etmeliyiz. Yani açıkçası çok net bir biçimde Rhodes, bu Rodezya'nın da dediğim gibi kurucusuydu, çok net bir biçimde emperyalizm sayesinde ülkede iç savaşın önlenebileceğinden söz ediyor ve bunu yaptılar. Bu süreçte İngiltere'de Fabian Derneği ve daha sonra İngiliz İşçi Partisi çıktı. Fabian Derneği, Bernard Shaw vardır, Sidney ve Beatrice Webb vardır. Bunlar İngiliz sosyal tarihinde önemli kişiler. Bunlar İngiltere'de işçi sınıfının koşullarını geliştirmek için sömürgeciliği destekleyen insanlardı. Esasında sosyal demokrasinin özü bu. Kendi ülkenizde sınıf çelişkilerini törpülemek ve kendi ülkenizde ezilen işçilerin yaşam şartlarını geliştirmek için patronlara yüklenmek yerine başka ülkelerin ezilmesi sayesinde aktarılan kaynaklardan yararlanmayı amaçlayanlar bunlar. Fabian Derneği bu. Ancak sosyal demokrasinin ortaya çıkışı Almanya'da. Almanya'da 1860'larda bu sol içinde iki önemli akım var. Biri Ferdinand Lassalle, Prusyalı. Prusya'da Bismarck o dönemde başbakan, onunla ilişki içinde. Esasında milliyetçi, hatta şoven nitelikte ama üretim araçları üzerinde toplumsal mülkiyeti filan savunuyor. İkinci güç Almanya'nın daha farklı bir kökenini ve akımını temsil ediyor. Wilhelm Liebknecht ve August Bebel. Bunlar da Marx'la arkadaş. Marx 1864'te kurulan birinci internasyonelde epey etkili. Bunlar 1869 yılında Eisenach Kongresi denilen kongrede Sosyal Demokrat İşçi Partisi diye bir parti kuruyorlar. Lassalle'ınkinden farklı bu. Dediğim gibi Liebknecht ve Bebelinceyi. Bu sosyal demokrat kavramın da ilk ortaya çıkan 1864 yılında Lassalle çok erken yaşta bir duelloda, bir kadın üzerindeki tartışma nedeniyle duelloya giriyor. O duelloda ölüyor. Onun yerine geçen kişi 1864 yılında Sosyal Demokrat diye bir dergi çıkartıyor. İlk kez 1864 aralığında Der Sosyal Demokrat diyor. Fakat Marx ve Engels bu kavramı pek beğenmiyorlar. Hatta şöyle, Engels Marx'a yazdığı bir mektupta amma da isim, Das Sosyal Demokrat, dergiye basitçe niçin The Proletarian adını vermiyorlar diye yazıyor. Marx da bu girişimin başarılı olamayacağını düşünüyor ve şöyle diyor, sosyal demokrat kötü bir isim. Ancak başarısızlıkla sonuçlanabilecek bir şey için mümkün en iyi isimlerin hiçbirinin kullanılmaması da uygundur diyor. Bu Almanya'da sosyal demokrasi hareketi işçi sınıfı temelli olarak gelişiyor. Bu Eisenachçıların 1869'da kurdukları. Bunun yetişmesinin, gelişmesinin nedeni de o yıllarda henüz Almanya'nın sömürgesi yok. Daha Alman İmparatorluğu kurulmamış, Prusya ve bazı prenslikler var. Fakat 1871'den itibaren Alman İmparatorluğu kurulunca Almanya hemen sömürgeciliğe başlıyor. Bir süre sonra da 1875'te Lassalle'cılar ile bu Liebknecht ve Bebel'in partisi, Alman Sosyal Demokrat İşçi Partisi birleşiyor. Ve bir süre sonra da bunun adı 1890 yılında Almanya Sosyal Demokrat Partisi oluyor. İşin ilginç yanı şu, bu Almanya Sosyal Demokrat Partisi Marksist 1891 yılındaki Erfurt Kongresi'nde tamamıyla bilimsel sosyalizmi bir program olarak benimsiyorlar. Ve o sıralarda Avrupa'nın birçok ülkesinde sosyal demokrat partiler kuruluyor ve bu sosyal demokrat partiler bilimsel sosyalizmi ve Marksizmi savunuyorlar. Almanya Sosyal Demokrat Partisi içinde kimler var? Ünlü Rosa Luxemburg var. 1921 yılı Ocak ayında faşistler tarafından katledilen. Wilhelm Liebknecht'in oğlu Karl Liebknecht var. Kautsky var. O yıllarda açıkçası Marksizmin papası olarak nitelendirilen. 1895 yılında Engels'in ölümü sonrasında o
dördüncü, kapitalin dördüncü cildi dediğimiz artı değer teorilerini yayınlayan Kautsky var. Engels'in mirasını uygulamakla yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş olan Edward Bernstein var. Bütün bunlar o dönemde bilimsel sosyalizm savunuyorlar ve partinin adı Almanya Sosyal Demokrat Partisi. Daha da önemlisi 1917 yılı hem Şubat devrimi arkasından Kasım ayı başındaki Ekim devrimi var. O Ekim devrimini yapan Bolşeviklerin partisinin adı Rusça Sosyal Demokrat İşçi Partisi. Yani Sosyal Demokrat 1880'lerin sonlarından itibaren 1914-15 hatta 18'e kadar Sosyal Demokrat dediniz mi bilimsel sosyalisti anlıyorsunuz, Marksisti anlıyorsunuz. Ancak olan şu, özellikle 1895 sonrasında bu Marksist hareket içinde emperyalist ülke işçi sınıflarının sistemin başka ülkelerden aktardığı kaynaklardan yararlanmasıyla birlikte farklı bir arayış gündeme geliyor ve emperyalist ülkelerin işçi sınıfları kapitalizmin mezar kazıcısı olmayı bırakmanın ötesinde aynı 1. Augustus sonrasında Roma ordusunun bel kemiğini proletari dediğimiz yoksul kesimin oluşturması gibi emperyalizmi destekleyen ve buna bağlı olarak da kapitalizmi destekleyen bir nitelik kazanıyor. Bir süre daha sosyal demokrasi 1. Dünya Savaşı sonrasında Marksist söylemi devam ettiriyor. Sınıf diyor, kapitalizm diyor falan. Fakat daha sonra da bu nitelik değişiyor. Önce işçi sınıfı partisi olmaktan çıkıyorlar. Biz halkın partisiyiz demeye başlıyorlar. Ama genel nitelik itibariyle de emperyalizmi savunarak, emperyalist ülkelerin saldırganlığını savunarak ve onların bu saldırı sürecinde askeri olmayı kabullenerek sistemin sömürüsünden pay alan bir siyasi çizgiye dönüşüyor. Yani İsveç'te Olof Palme'yi İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nde saygıyla anarız ama İsveç'in dünyanın en önemli silah ihracatçılarından biri olduğunu biliriz. Ya da İngiltere'de İngiliz İşçi Partisi bir dönem özellikle 1979'a kadar neredeyse bu sosyalist, demokratik sosyalist kimliğini korumuştu. Sosyal demokrat dersiniz barışçıdır, demokrasiden söz eder ama emperyalisttir. Almanya'daki Almanya Sosyal Demokrat Partisi bir dönem Marksisti, bir dönem Rosa Luxemburg'un, Karl Liebknecht'in partisiydi. Ama 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Friedrich Ebert'in başkanlığı döneminde emperyalizmin savuncusu, Almanya kapitalizminin savuncusu oldu. Yani özetle günümüzde sosyal demokrasi dendiğinde Türkiye'de genellikle bu sosyal demokrasinin önce 1860'larda ortaya çıktığında bir işçi hareketi niteliğinde olduğunu, 1880'lerden itibaren Marksist kimliğin hakim olduğunu, bilimsel sosyalizm savunduğunu, daha sonra da özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde emperyalizmin savuncusu olduğunu genellikle gözden kaçırıyorlar. Günümüzde ilericiliğin ölçütü emperyalizme karşı çıkabilmektir. Çok fazla demokrasi lafı edebilirsiniz, çok fazla barıştan söz edebilirsiniz, eşitlikten söz edebilirsiniz ama emperyalizme karşı çıkmıyorsanız çağımızda gericisiniz. Ve Avrupa Sosyal Demokrasisi, Amerika'da da böyle bir parti var ama açıkçası emperyalist ülkelerin sosyal demokratları tarihsel olarak gericidir, emperyalizmin destekçisidir, emperyalizmden yarar sağlayan, emperyalist sömürüden onlara aktarılan ufak tefek kırıntılarla çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmiş olan insanların savunucusudur. Yani Avrupa Sosyal Demokrasisini ilerici sanmak gibi büyük bir hata olamaz. Hoşçakalın. Haber 2021 Türkiye'de çok önemli işler yapıyor. Birçok insanın erişemediği bilgileri aktaran ve gözden kaçırılmak istenen birçok konuyu gündeme getiren bir kanal. Bu nedenle benim önerim Haber 2021'e abone olunması ve abone olunmasının teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması.